Evet, Harun Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Nagihan Hocam'la beraberiz. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız Biz için. teşekkür ederiz. Tabii Nagihan Hocam bilgisayar mühendisliği çıkışlı, doğru mudur Evet, hocam? evet. Nereden mezuniyet? Birazcık şu Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden mezun Kıbrıs'tan oldum. geldiniz. Yüksek lisansımı orada tamamladım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım. Oo, süper hocam. 2016 yılında Ekim ayı galiba Harun Üniversitesi'ne Urfalı geri, mısınız hocam? evet, geri döndüm. Urfalıyım. Peki, süper. Şimdi hocam tabii bölüm soracağım. Bölümdeki diğer detayları da soracağım ama bir kadın gözüyle bilişim dünyası nasıldır? Bu bölüm okuyacak olan kız öğrencilerimize neler tavsiye edersiniz? Okuyabilirler mi? Yapılabilir bir şey midir? Bu Tabii konuyla ki. ilgili neler söylersiniz? Tabii ki yani bayan öğrencilerimiz hatta bayan öğrencilerimizin bazı derslerde bazı konularda erkek öğrencilerimizden daha başarılı olduğunu gözlemliyoruz. Kız öğrencilerimiz pek çok konuda erkek öğrencilerimizden daha başarılı diye düşünüyorum. Yani daha çalışkan olduklarını gözlemliyorum. Mesleki bir avantajı var mı hocam? Sonrasında iş hayatında sağladığı avantajlar nasıl? Kız öğrencileri daha disiplinli. Hı. Daha çalışma saatlerini daha güzel ayarlayabiliyor. Tabii çalışkan öğrencilerimizden bahsediyorum. Erkekler biraz daha böyle Mesela şu an üniversitede bölümde sizin girdiğiniz derslerde gözlemlediğiniz kadarıyla oran nasıl hocam? Erkek kız dağılımı sınıflarda. erkek kızlar %60'a %40 galiba. Bayan Epey kız öğrenci, öğrencimiz var. evet kız öğrenci sayımız fazla. Süper. Siz hangi derslere giriyorsunuz hocam? Ben algoritma programlama 2 dersine giriyorum. Yazılım mühendisliği dersine giriyorum. Veri tabanı yönetim Hı. sistemleri dersine giriyorum. Daha önce diğer hocalarla da konuştuk. Onlar da yazılım mühendisliğinin öneminden bahsettiler. Epey önem veriliyor Evet. herhalde Evet, bölümde. yazılım mühendisliğine Bitirme önem veriliyor. projelerinde mi kullanıyorlar? Nasıl ilerliyor? Yazılım mühendisliğinde biz genel yazılım mühendisliği müfredatını işliyoruz açıkçası. Hani çok ekstra bir hani proje yaptırma gibi yani şöyle tabii ders kapsamında proje yaptırıyoruz ama diğer üniversite müfredatlarına paralel gidiyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndekine bakıyorum. Mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki müfredat neyse biz de ona paralel bir müfredat oluşturmaya çalıştık. Ben de onu takip ediyorum. Dönem sonunda öğrencilere proje veriyoruz. Yani dönem sonunda teslim edilmek üzere. Orada zaten amaç grup çalışmasını öğretmek. Yoksa bireysel projeleri zaten başka proje derslerinde yapıyorlar. Yazılım mühendisliği dersindeki projenin amacı yazılım mühendisliği dersi müfredatında öğrendikleri şeyleri grup çalışması yaparak projeye uygulayabilmeleri. Süper. Peki Harun Üniversitesi'ne gelen bir genç arkadaşımız, yeni giren bir arkadaşımıza neler tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etsin? Bence bilgisayar mühendisliği nedir? Bilgisayar mühendisliği okumak için neler gerekir? Bilgisayar mühendisliği müfredatı nedir? Bence bunu önce iyi bir Bir araştırma. araştırsın. Peki bilgisayar mühendisliği nedir araştırsınlar, müfredatı araştırsınlar, Evet. hocaları araştırsınlar, bilerek gelsinler istiyoruz. Evet, Peki evet. geldikten sonra neler tavsiye edersiniz? Ne gelir başına? Mesela bölüme gelen bir öğrenci neler yaşar, nelere dikkat etmeli? Bölüme gelen bir öğrenci ilk başta zorlanıyor. Bu Siz mi belki zorluyorsunuz hocam? O ilk biz giriş dersini siz zorlamıyoruz mi veriyorsunuz? aslında. İlk giriş dersini aslında Berkan hocamız veriyor. Tamam. Bilgisayar mühendisliğini kazanan bir öğrencinin başına neler gelir? Bilgisayar mühendisliğini kazanan bir Nelere dikkat öğrencinin etmesi başına, gerekir? evet, Dersler biraz ağır olabiliyor mu? dersler ilk başta öğrencilerimize biraz ağır gelebiliyor. Sıkı çalışmaları lazım o Çok zaman. sıkı çalışmaları gerekiyor. Birinci sınıftan İşi sıkı tutmak işi lazım. sıkı tutmaları gerekiyor. Ben derste mesela defaatle söylüyorum. Derste öğrenilen bilgileri hemen gidip tekrarlamalı ve bilgisayarda yazıp çalıştırmalarını söylüyorum. Her ders bunu tekrar ediyorum. Sonraki derslerde kaç kişi yaptı diyorum. Çok az bir dönüş alıyorum. Öğrencilerimizden o yüzden daha fazla bilgisayar odaklı çalışmalarını istiyoruz aslında. Yani bilgisayar yani tamam derste güzel anlatılıyor, görüyorlar. Ama onu bilgisayara yazıp da çalıştırmaya çalışmadıkları zaman o Uygulama şart bilgi yani. evet Uygulamayınca havada kalıyor. öğrenelim. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız ve bu değerli Ben bilgiler için. teşekkür ederim.